Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Tanal. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinize saygılarla selamlıyorum. Şimdi burada tabii 82. maddedeki harçlıklar kanunuyla ilgili sürekli yurt dışından Türkiye'ye gelenlerle ilgili süresiz izin alanların harçtan muaf olacaklarına ilişkin bir hüküm getiriliyor. Peki buna baktığımız zaman muafla ilgili harçlar getiriliyor ancak tabii bu mütekabiliyet esası açısından bize gelen ve Türkiye'de sürekli çalışma iznini alan, yani süresiz çalışma iznini alanlarla ilgili mütekabiliyet esası açısından diğer ülkelerde de bunun bize tanınmış olması lazım. Eğer gerçekten diğer ülkelerde mütekabiliyet esası uyarınca ve bizim vatandaşlarımız bir başka ülkeye gidip süresiz bir çalışma iznini alıyorsa ve orada harç alınıyorsa, Türkiye'de alınmıyorsa, bu bir uluslararası sözleşmeler uyarınca da oradaki eşit ilkelerine de aykırılık teşkil ediyor. Bu açıdan bu kanun maddesinin getirilmesi öncelikle bizim Türk vatandaşlarımızın diğer ülkelerde görmüş olduğu alaka, ilgi ve karşılık ilkesi nasıl anlaşılıyor? O açıdan baktığımız zaman gayet rahat bu ilke yurt dışında süresiz çalışma iznini alan vatandaşlarımız için bir harç alınıyor. Tabii bakanlık dinlemiyor, ilgili bakanlık, ama biz bunu ne yapıyoruz? Türkiye'de yurt dışından gelip süresiz çalışma iznini alanlar için bu konuda harç alıyoruz. Bu bir çelişkidir. Bu çelişkiyi gidermek hakikaten bu fıkranın geri çekmesiyle ancak mümkün olabilir. Eğer bunu geri çekilmeyecekse bu sefer şunu yapmak lazım. Kendi içinde bir iç çelişkinin olmaması uyarınca, anayasamızın hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti sosyal ve bir hukuk devletidir deniliyor. O zaman sosyal devlet ilkesi uyarınca süresli çalışma izni alanlar için harç alacaksınız. Süresiz çalışma izni almayanlar için harç almayacaksınız. Bu ayrı bir çelişki kendi içerisinde barındırıyor. Bu açıdan en azından bu sefer süreli izin alanlara da harcın alınmaması lazım ki kendi içerisinde eşitlik sağlanabilsin. Tabii bu getirilen yasa, düzenlemeler nedir? Anayasa aykırılık açısından ne denilebilir, ne yapılabilir? Hukuk devletlerinde genellikle iktidarları sınırlayan hukuk devletidir. Hiç eğer bir devlette bir devlette sınırsız bir özgürlük varsa kaos olur. Aynı zamanda bu sınırsız özgürlük varsa kaos olabileceği gibi iktidarın da sınırsızlığı, yani iktidar da eğer sınırsız olursa o ülkede zulüm ve baskı rejimleri ortaya çıkar. Şimdi şu anda yapılan yasal düzenlemelerde görebildiğimiz kadarıyla iktidar kendisini sınırsız sayıyor. Aslında iktidarların hukukla sınırlanması lazım. Hukukla sınırlanmayan iktidarlar zulme ve baskı rejimine doğru yol kat eder. Peki şu andaki yasal düzenlemeler, memurlarla ilgili getirilen düzenleme, işlemlerin iptali sebebiyle orada 2 yıllık bir sürenin tanınması hukukla sınırlanıyor mu? Hukukla sınırlanmıyor. Zaten tarihten bugüne kadar sürekli iktidarlar kendilerini mümkün olduğuncaya kadar hukukla sınırlı kabul etmek istemezler. Sınırsız bir güç elde etmek isterler. Bu sınırsız bir gücün etkisiyle de keyfiliğe doğru yol kat etmek isterler. Asıl olan husus iktidarların, yani hükümetlerin koymuş oldukları kurallarla kendilerini de bağlı hissetmesi lazım. Bağlı hissedilen devletler hukuk devletleridir. Ne yapıyoruz? Efendim işlem hukuka aykırı, gitsin 2 yıl boyunca ben bunu uygulamam diyor. Bu ne demektir? Peşinen diyor ki ey vatandaşlar, ben hukuku tanımıyorum. Hukukun sınırları dışına çıkacağım. Hukukların sınırları dışına çıkacağım için de kendime 2 yıllık bir opsiyonel hak tanıyorum. Onun için siz buna göre ne yapacaksanız yapın. Tabii 10 Ağustos
maalesef yani şu anda başbakan cumhurbaşkanı adayı. Eğer vatandaşlarımız gerçekten bu açıdan tekrar oy verirlerse daha fazla hukukun sınırının dışına çıkacak ve iktidarın hukukun sınırına dışına çıkmaması için 10 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyin, Ekmelettin Bey'e oy verin ki Türkiye